Başkasının bana yönelemem dedi. Yani şimdi ben de onun için söylemeyeyim. Abi mi? Ben şu mesajı aldım. Ben buradaki normal görevimin dışında bir adım daha atmam. Otur gözünün önüne bak demişti yani. Öyle bir mesaj almıştı. İsmini vermemiştim. Ama gene de şey yapıyordum. Demek ki yer çalışmak gerekiyor. Abi tabi oradan bir masaya çıkardık yani. O da elinden geleni yapıyor yani. Kötü bir insan. Değil hocam. Ama işte şey hocamın gayreti çok sağlıklı. Ben en az 10 defa gitmişimdir müdür yardımcısı odasında. Hocam da masaya çıkıyormuş. Tavır çok önemli. Hakikaten biz çünkü bazen anlatıyoruz böyle. Okey çözen bir soru yazardı, çözmek isteyen çıksın çözsün diyordu. Yani başka biri olsa böyle korkar filan. Hatta İbrahim çıkardı, İbrahim Kocagel. Onun belki bir tanesi oldu. Çıkar, olmadı da otururdu. Sonra birimiz çıkardık filan. Yani bu tavırı hiçbir öğretmen kolay kolay yapmaz. Yani hadi isteyen kalsın çözsün. Hadi bir de çözemeyince başka bir şey olsa. Hani yani oturlandı. Kalk çöz bakayım. Ya çözemezsem, çözemezsen nefret yok yani. Hocam şu şey vardır yani yazılıda çift kağıt kullanıyorlar ya ikinci kağıt. O kağıtta toplu iğne kullanmayın derdi yani. Neden derdi biliyor musun? Anladım. Öyle saçma sapan cevap oluyor ki buruşurken kağıdı toplu iğne batıyor derdi. Hiçbir abartmasın ya. Güneşte tık geldi hocam. Ben hocamın en meşhur repliği tabii Nursin. Nursin ya sigara kullanıyor musun? Sigara. Ne? Bir yerde bir çay içtik. Ne teşekkür ederim. Yerim abi. Teşekkürler. Ben de kurallığı vardı ya. Evet. Evet. Evet.